ikinci turda tekrarlamamak son derece basit bir iştir. Son derece basit bir iştir. Gördüğüm kadarıyla Kemal Bey de, Kemal Kılıçdaroğlu da bir dizi önlem alıyor hocam. Bunu tekrarlamamak için. Buyurun. Evet, şimdi değerli izleyiciler, bu seçimler Türkiye'deki kamuoyunun seçim sonuçlarında tam algılayamadığı bir paradigma, bir sınıflamayla ortaya çıktı. Şimdi iki kişi arasında görünen bir yarış var. Bir yanda Recep Tayyip Erdoğan, bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu. Üçüncü kişi Sinan Oğan bu yarışın birinciliğine doğru koşan bir üyesi değil. Çok önemli, çok önemli bir üyesi, ona geleceğim. Ona verilen oylar belki de sonucu belirleyecek ikinci turda. Fakat ikili bir yarış söz konusu. Şimdi bizim seçmen kitlesi, kamuoyu hangisi kazandı diye bakıyor. Ve gayet ilginç bir biçimde bu kamuoyunun bir yanılsaması, ben söyleyeyim, kamuoyu bu konuda duygularına yenik bir yanlış olayla bakıyor konuya, yanlış bir duyguyla bakıyor. Şimdi her iki grupta, her iki grubun liderine de o grubun üyelerinin kazanacak diye bakması lazım, değil mi? Mesela siz, soruyorum, sokaktaki adama, sokaktaki kadına, yeni oy veren gencimize, efendim beni sokakta çevirenlere, Twitter'da yorum yapanlara soruyorum. Siz Cumhur cephesinde, Cumhur İttifakı cephesinde, vay bizi Recep Tayyip Erdoğan aldattı, biz onun devam edeceğini tahmin ediyorduk, biz onun başımızda daha 5 yıl daha bize nurlu ufuklara doğru götüreceğini bekliyorduk, ne biçim yönetim, istifa, böyle AKP olur mu, ne biçim Erdoğan filan diye hiçbir şey duydunuz mu? Soruyorum. Cumhur İttifakı mahallesinde, Cumhur İttifakı kesiminden, yahu bizim reis hani kazanıyordu, birinci turda alıyordu, alamadı, niye yönetemedi bunu? Bu ne beceriksiz bir lider. Ben bunun peşinden gittiğime pişmanım. Zaten ben buna inanmıyordum filan diye. Bu şekilde bir takım isyankar ve reddedici yorumlar hiç duydunuz mu? Ben duymadım. Üstelik baktım. Bu niyetle de baktım. O canibin, o tarafın, o mahallenin yayın organlarına, yorumcularına vesairelerine baktım. Katiyen öyle bir şey yok. Bilakis ne var biliyor musunuz? İşte Kılıçdaroğlu kazanamadı. İşte bilmem şunlar, yani bir sürü iftira attıkları için onların terimlerini kullanmayacağım. İşte şu kötü insanlar kazanamadılar. Şu bilmem kimler kazanamadı. Şunlar kaybetti. Yaşasın diye. İster inanın ister inanmayın. Yani Cumhur İttifakı'nda bu seçim sonuçları, Cumhur İttifakı'nda bu seçim sonuçları Kılıçdaroğlu'nun kazanamamış olması üzerine kurulmuş. Asla ve kat'a kazanamayan Erdoğan hakkında tek bir olumsuz söz yok. Tek bir eleştiri yok. Bilakis sürekli övgü var. Sürekli övgü var. Şunu da yaptı, bunu da yaptı diye. Bu Cumhur tarafı. Peki millet tarafına bakıyoruz. Herkes isyan içinde. Bu ne biçim aday? Kılıçdaroğlu bu lider olur mu? Bütün hata işte o gecede zaten yönetemediler. Her şeyi mahvettiler. Bize umut verdiler. Üstelik de ortalığa çıkmadılar. Aslında ortalığa çıkamayan Recep Tayyip Erdoğan'dı. En sonunda çıktı ve kazandık diyemedi filan. Şimdi değerli izleyiciler, bilmem anlatabiliyor muyum? Yani iki kesim var, iki lider var, iki kesim var. Biri Cumhur kesimi, biri millet kesimi. Cumhur kesiminde hiç kimse Cumhur adayı, iki aday da kazanamadı. İki aday da kazanamadı. Cumhur kesiminde hiç kimse kazanamayan adayını eleştirmiyor. Herkes karşı tarafın adayının
kazanamaması üzerinde zafer naraları atıyor. Millet İttifakı tarafına bakıyoruz. Millet İttifakı tarafına bakıyoruz. Millet İttifakı tarafında herkes kendi adayını eleştiriyor. Karşı tarafın adayını met ediyor. Şunu da yaptı, bunu da yaptı falan. Ya böyle şey olur mu? Bu ne biçim algı, ne biçim demokrasi, ne biçim kamuoyu? Kusura bakmayın. Ben hayatımda hiç ne öğrenci dal kavukluğu yaptım, ne seçmen dal kavukluğu yaptım, ne okur dal kavukluğu yaptım. Yanılıyorsunuz. Hanımlar, beyler, kendinize gelin. Kendinize gelin. İki taraf da kazanamadı ve kazanamayan taraflardan bir tanesi 20 yıldır bu toplumu biçimlendiren, eğitimine el koymuş olan, ideolojisine el koymuş olan, dilini bozan, medyasına hakim olan, sizin canınızı okuyan 20 yıldır bir baskıcı rejim beyninizi biçimlendirmiş, dilinizi biçimlendirmiş. Hocam bir de adil olmayan bir seçime gittiler. Eğitiminizi biçimlendirmiş, adil olmayan, haksız, hukuksuz bir seçim yapmış, sizin propaganda, konuşma haklarınızı sınırlamış ve kısıtlamış, kendisine sınırsız olanaklar tanımış, bütün bakanlarını, bakanlık yetkileri ve olanaklarıyla seçime sürmüş, ne adalet var, ne hak var, ne hukuk var, buna rağmen kazanamamış. Siz oturup bizim aday kazanamadı diye isyan içindesiniz. Kimse kusura bakmasın. Bu yanlış. Şimdi onu dedikten sonra bir de işin haklı tarafına bakalım. Elbette isyan ediyorlar. Çünkü şimdi haklı tarafından bakıyoruz. Çünkü Millet İttifakı'nın lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim gecesi beceriksizliği tarihe geçti. Kaçıncı defa? Bir defa 16 Nisan 2017'den itibaren başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu öğlenden sonra damgasız oyların ve zarfların, pusulaların ve zarfların geçerli olduğunu ilan ettiği anda Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısına avukatların yığamayan, sessiz kalan CHP ve daha akşam vakti sayım mayım hiç resmi sonuç falan yokken çıkıp o sıradaki bu oylamanın anayasayı değiştirmek isteyen liderin atı alan Üsküdar'ı geçti diye çok tepeden bakan bir ifadeyle yanında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nı da alıp ona da evet resmi sonuçlar o yok ama evetlerin kazandığı anlaşılıyor diye beyanat verdirerek alıp götürdüğü andan itibaren 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimine giren başbakanın istifa etmeden girmesine ses çıkarmadan ondan sonra Muharrem İnce'nin aday olduğu gece hem Muharrem İnce'nin hatasıyla hem gene CHP'nin hatasıyla ortadan yok olan aynı partinin aynı yöneticileri 14 Mayıs gecesi de yok oldular. Seçmen de buna isyan ediyor kardeşim. Eder. Yok, bu sefer yok olmadılar ama doğru hareket edemediler. Yani çıktı düzenli açıklama yaptılar. Kılıçdaroğlu çıktı ama yetersizdi. Bir dakika 10 saniye bir açıklama yetmez. İki dakika yetmez. Ben işi şahsileştirmek istemediğim için ortadan yok oldular diye onu kapattım. Yoksa iki çok değerli belediye başkanı düzenli çıktı. Düzenli açıklama yaptılar. İki çok değerli belediye başkanı çıkıp açıklama yaptı ve o açıklamaları ayrıca tepki aldı. Böyle açıklama mı olur diye. Ayrıca Kılıçdaroğlu da nihayet kalktı bir açıklama yaptı. İki kez de o yaptı ve liderlerle beraber. O da tepki aldı. Liderlerinki de tepki aldı, o da tepki aldı. Çünkü deminden beri Merdan Yanardağ'ın anlattığı haksızlık, hukuksuzluk iddialarına karşı Millet İttifakı'nın veya CHP'nin veya Demokratik İttifak partilerinin nasıl bir önlem aldığı açıklanamadı. Mesele sadece bir iletişim yönetimi değil. Mesele halka, seçmene oylarının sahiplenildiği izlenimi verilemedi. Şimdi gelelim ne yapılabilir?
Demin onun için ne diyor o iş adamı diye bilhassa sordum. Ne yapılabilire gelelim hocam? Burada bir iki şey ekleyebilir miyim ben? Ben bitireceğim, müsaade edin. Bitiriyorum, hemen bitiriyorum. Ne yapılacağı konusunda hemen bitiriyorum. Aynen Sayın Merdan Yanardağ bir adını bilmediğim, tanımadığım ve tanık da olmadığım için bir yorum yapamayacağım. Bir dijital bilgisayarları falan bilen ve herhalde muhtemelen yani bu işlerin uzmanı olan bir iş adamı demiş ki bunlar derhal tespit edilir, bana imkan verseler hemen yaparız. Şimdi aynı bilgi bende var. Değerli izleyiciler, bu seçimde kullanılan iki tane oy arasındaki ilişki herhangi bir algoritmayla, herhangi bir yorumlamayla, Cumhurbaşkanlığı adaylarına verilen oyla, partilere verilen oylar arasındaki tutarlılık ve tutarsızlıkla sahtekarlıklar derhal ortaya çıkar. Derhal 200 bin sandık mı? Yarım saatte algoritmaya girin, sonuçları yarım saatte çıkarırız diyorlar. Çünkü o partilerin toplamı ile o Cumhurbaşkanı adayının oylarının toplamı arasındaki müsamaha sınırlarını tespit eden bir algoritma yazıp derhal yahu şuradaki parti toplamı bunu